Herkese selamlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere daha önce de beslemiş olduğum bıldırcınlardan tekrardan satın aldım. Yaklaşık 2 ile 3 hafta arası bir haftaların olduğunu düşünüyorum. Satın almış olduğum kişi maalesef bilmiyor. Tam olarak konuya da hakim değilmiş. O yüzden bilmediğini söyledi. Lakin tahminim o yönde. Toplamda 10 adet bıldırcın satın aldım. Daha çok dişi olanları seçmeye çalıştık. Bakalım. İnşallah dişidir ve bol yumurta alırız diye düşünüyorum. Bunların tanesi 20'şer TL. 10 adet bıldırcın var. Tabii ki durdukları ortam bunların daha zorlu ve sıkıntılı bir ortamdı. Öyle olunca buraya gelince fazlasıyla mutlu oldu. Bıldırcınlar topraktı. Daha doğrusu onlar toprakta değildi. Bu kafeslerin içindelerdi. Toprağa bıraktık. İçerisi de gördüğünüz üzere şöyle bir yeşillik şu an. Tabii bu yeşillikten eser kalır mı kalmaz mı bilmiyorum. Bıldırcınlar her ne kadar tavuklar gibi olmasa da onlar da belki bu yeşilliği şey yapabilirler, kurutabilirler, özellikle dışkılarıyla. Tabii ebatları iyi, ebat olarak küçükler. Bu benim için bir avantaj. Yani bıldırcınların telden geçmesini istemiyorduk. Bunlar da ebat olarak küçük hayvanlar. Bu sayede telden geçmeyecekler. Neden bıldırcın aldım dersek, zaten daha öncesinde besliyorduk. Belki eski videoları izleyenler bilirler. Daha öncesinde biz yine bıldırcın beslemiştik. Fakat bıldırcınlarımız işte bir artık bir kedi miydi, köpek miydi bilmiyorum. Bir hayvan onları kaçırmıştı. Yumurta verimi açısından çok çok memnundum. O sebepten dolayı açıkçası bıldırcınları besliyordum. Dışarı kapıya doğru geliyorlar. Çok canlı hayvanlar elle tutulduğu zaman. Gerçekten hareketli hayvanlar. Şöyle yeşil doğala yakın bir ortamda bulunuyorlar bu bıldırcınlar. Tabii bu sebeplerden dolayı ben de bıldırcını tekrardan beslemek istedim. Buraya da gelmişken bıldırcınlara bakmak istedim. Diğer bir konusu, kafese götürdüğünüz yere bunları da taşıyabiliyorsunuz. Biraz daha tavuk gibi bağımlı olmanızı gerektirecek bir hayvan türü değil. Bıldırcınlar kanatlı türü değil. O yüzden de tercih sebebimdi. Ama birinci önceliğim yumurta. Yumurta verimi açısından, hastalık olmaması olsun, yumurta verimi olsun, gerçekten güzel bir hayvan, değerli bir hayvan o açıdan benim için. Ben de bu sebeplerden dolayı bunları tercih ettim. Bıldırcınlarla alakalı belki hiç bilmeyenler için söyleyeyim. Yaklaşık 45 günde bunlar yumurtaya vermeye başlarlar. İşte farklı farklı türleri var. 45 günde yaklaşık yumurta verirler. İşte erkekleri büyük, bunların problemlerden birisi erkekleridir. Erkek bıldırcınlar belli bir erişkine ulaştıktan sonra kavga etmeye başlarlar ve biraz daha ölümcül kavgalar ederler. Bu sebepten dolayı birbirlerini öldürebilirler. O yüzden belli bir zaman sonra erkeklerin başka kafesler alınması gerekiyor veyahut da işte kesilerek yenilmesi gerekiyor. Yani başka türlü bir şey yok. Yani ayırmak gerekiyor. Her türlü şekilde ayırmak gerekiyor. Çünkü erkekler birbirini öldüresiye kavga ediyorlar. O yüzden onları ayrı kafeslerde tutmak lazım. Beyaz bir yumurtlamaya başladıkları zaman beyaz bir köpük gibi bir şey akıtır hayvanlar. Onu gördüğünüz zaman dışkı gibi, beyaz bir dışkı olur. Köpük gibidir. Onu gördüğümüz zaman artık yumurtlamaya başlayacakları, yaklaştıklarının habercisidir bu durum. Erkekleri 1 kiloya kadar o çıktığı söyleniyor ama yaklaşık 700-800 gramları görüyor. Dişileri onlardan biraz daha az görüyor ama işte yetişme durumuna göre gerekirse dişileri de o gramları, o kadar yüksekteki kiloları görebiliyorlar. Çok canlı hayvanlardır. Belli bir mesafe uçabilirler. Bıraktığımız zaman belli bir mesafe uçabiliyorlar sadece. Yani kuşlar gibi kalkıp uzun süreli uçmazlar.
Ama o haliyle de bolca bulunur bunlardan. Genelde avını vesaire yapıyorlar bu bıldırcınların. Zaten onu da çevrenizden duyuyorsunuzdur veya da az çok biliyorsunuzdur. Böyle bir hayvandır. Yumurta yemiyle genelde beslerler bunları. Yumurta verimi açısından yumurta yemini falan yerler. Küncü tarlalarında çok olur, küncülü yerler. Ot gördüğünüz üzere didikliyorlar, eşeliyorlar. Otu yiyorlar, yine topraktan eşeleyerek bir şeyler buluyorlar. O konularda da şeydir yani, hani birçok besini de tüketir yerler. Buğday mesela, bizim şu an yerde biraz buğday var. Buğdayı falan da özellikle yumurta yemiyle beslendiği için, bunlar biraz da hazır olarak alınırken yumurta yemiyle beslendiği için başta onu muhtemelen bir arayacaklar ama bulamadıkları durumda buğdayı da yiyorlar. Ben buna da şahidim. Zaten buğday tarlalarında, küncü tarlalarında özellikle bunlar bıldırcını avlarlar. Oralarda olur bunlar. Gurka çok zor yatıyorlar. En iyi şartları sağlamak gerekiyor. Böyle kuytu köşeler vesaire olması gerektiğini söylüyor. Ben hiç daha önce gurka yatıramadım bu hayvanları. Gurka çok zor yatan hayvanlardır. Genelde kuluçka makinesinde çoğaltılırlar. 17 günde çıkıyorlar. 15 günde genelde 14-15 günde makinenin çevirme viyollerini alırız. 17. günde de çıkıma başlarlar. Kolay çıkan bir türdür. Yani tavuklara göre yumurtalarını daha iyi kırarlar. Yumurtalarını kırarak çıkma konusunda daha iyidirler. Etleri lezzetlidir. Şeylerden farklıdır. Bu adı bir an aklıma gelmedi. Tavuk eti gibi değildir. Daha kuşların, serçelerin etine benzer bir eti vardır. Mesela kekliklerin eti de tavuk etine benzer ama bunlarınki daha çok kuş eti gibidir. O açıdan da etleri de çok lezzetlidir. Bayağı bir evcil olmuşlar sürekli herhalde, elde bakılmış bunlar. Bayağı bir evcil tarzında takılıyorlar. Şunları da şöyle çekeyim. Genelde bunların köy yerlerinde böreğini falan da yaparlar keserek. Böreğini yaparlar, kıyma şekline getirip getirin. O şekilde de tüketirler. Yani durum bu şekilde. Daha ilerleyen zamanlarda inşallah yumurtladıklarında yine videolarını çekerim ilk yumurtayı aldığımızda. Bu arada annen ses gelmişken de onu da söyleyeyim. Erkekleri çok güçlü bir ses çıkarıyor. Yani tiz ve yüksek, kısa bir ses çıkarıyor. Tavuklar gibi uzun bağırmaz ama tiz, yüksek bir ses çıkarır. Bunu da söylemek istiyorum. Ayrıca çok da su tüketirler. Küçükleri özellikle suyun içine düşerler. Burada bile içine taş koydum ki suyun içine düşüp işte ıslandıkları zaman, ondan sonra bunlarla işimiz çok zor oluyor. Yani tedavisi vesairesi, iyileşmesi çok daha zor oluyor. Anlatacaklarım bu kadar. 10 adet bıldırcın. İnşallah tez zamanda yumurtlarlar. Biz de videolarını çeker, sizlere gösteririz. İlerleyen zamanda tekrardan görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler.